Herkese merhabalar arkadaşlar. Bir Türkçe dersiyle daha beraberiz. Bugünkü konumuz ses bilgisi. Türkçenin en önemli konularından biri. Her yıl banko bir soru gelir arkadaşlar. O yüzden ne yapacağız? Bunu çok dikkate alacağız. Ve ses bilgisiyle ilgili pek de böyle göz önünde bulunmayan örnekleri buraya yazmaya çalıştım. Az çok bildiğimizi varsayarak zaten ufaktan bir temel de atacağız birazdan. Hemen başlayalım fazla vakit kaybetmeden örneklerimize. Şimdi böyle sözcüğü bakın. Fazla kaynaklarda bunları göremezsiniz. Nasıl oluşur? Bu öyle sözcüğünün birleşiminden oluşur. Bakın u gitti. Öyle de mantık olarak o öyle sözcüğünün birleşiminden oluşsun mu? Oluşsun. O gitti. Şöyle de nasıl oluşacak? Şu öyle sözcüğünün birleşiminden oluşacak. Ne gitti? U gitti. Bakın şurada, orada, burada da var. Bakın şu orada dersek ne gitti? O gitti. O orada dersek yine o gitti. Bu orada dersek yine ne gitti arkadaşlar? O gitti. Lütfen bu örneklere çok 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 dikkat edelim. Benzedi, değil mi? Babasına ne kadar benziyor ya deriz. Nereden benzeyecek? Yüzünden benzeyecek, değil mi? Suratından. Ya da ya bugün hasta mısın sen? Benzin atmış deriz, değil mi arkadaşlar? Yani suratının rengi değişmiş deriz. O yüzden kökü benizden gelsin mi? Gelsin. Benizedi demem, değil mi? Ne derim? Benzedi derim. Bakın i harfi hemen düştü. Bakın kokladı sözcüğünde de sanki bir şey yokmuş gibi duruyor ama köküne bakacağız arkadaşlar. Kökü nereden gelsin? Kokudan gelsin. Kokuladı demeyiz. Ne deriz? Kokladı deriz. Buna da dikkat. Beslemiş. Kedisini beslemiş dedik. Şimdi coğrafyada da kullanıyor bu terimler. Besi ve ahır hayvancılığı diye. Kökü nereden gelsin? Besiden gelsin. Bakın iyi gitti. Kavşak. Bakın kavşaklara baktığımızda yolların birbirine doğru kavuştuğunu görür müyüz? Görürüz. O halde kavuşmaktan gelsin mi bunun kökü? Gelsin. Bakın u gitti. Çevre sözcüğü. Etrafımızı bir çeviririz değil mi arkadaşlar? Çeviririz. Çevirmekten gelsin mi? Gelsin hocam. İyi düştü. Sararmak. Deriz ki bazen yüzün sararmış deriz değil mi? Hasta mı oldun deriz. Yani yüzün sararmış derken yüzü kırmızıya dönmeyecek, yeşile dönmeyecek. Hangi renge dönecek? Sarı renge dönecek. O halde bu da sarıdan gelsin mi? Gelsin sarı armak bakın ı düştü. Uyku. Uyku sözcüğünün kökü uyku mu olsun? Uyumaktan gelsin mi? Gelsin hocam. Bu da ne olsun? U ünlü düşmesi gerçekleşsin. Yumurtladı. Kökü ne olsun? Yumurtladı olursa bunun kökü de yumurta olmaz mı? Olur. Dikkat. Burada da ne düştü? A düştü. Evet, oğlan sözcüğüne dikkat arkadaşlar. Bunun kökü oğlan gibi duruyor. Ama dikkat. Oğuldan gelmez mi bunun kökü? Oğlan. Oğuldan gelir. Bakın. U harfi ne oldu? Düştü. Hastahane. Hastahane. Hasta evi bakın. Hastahane. Dikkat ettiniz mi? A'la hem ünü düşmesi hem ünsüz düşmesini görüyorum burada. A ile H'ye düştüğünde ne oluyor? Hastane şeklinde söylüyoruz bunu. Burada da ünlü ve ünsüz düşmesi de var. Evet, pastahane bakın. Pastahane dersek burada da yine ünlü ünsüz düşmesi gerçekleşsin. Pastane diyelim. Yine aynı şekilde eczane, eczahane dersek aynı şekilde ünlü ünsüz düşmesi gerçekleşsin. Buralara dikkat. Evet, postanede de aynı arkadaşlar. Postahane bakın dersek yine ünlü ve ünsüz düşsün postane şeklinde söyleyelim. Evet, yeşermek sözcüğüne dikkat. Sararmak hadi birazcık görebiliriz de yeşermek sözcüğü de biraz gözden kaçabilir arkadaşlar. Hani ağacın yaprakları yeşermiş deriz. Yeşermiş derken hangi rengi kastedeceğiz? Tabii ki de yeşili kastedeceğiz. Bunun kökü ne olsun? Yeşil olsun arkadaşlar. Yeşil ermek dersek burada da ünlü ve ünsüz düşmesi birlikte gerçekleşiyor. Gördük mü? Kardeş sözcüğünün kökü ne olsun? Karın. Aynı karından doğan kardeş. Bakın kardeş, kardeş. I ve ne üns, ı ünlüsü ne ünsüzü düşüyor. Ünlü ünsüz düşmesi beraber gerçekleşiyor. Dirlik. Dirlik, düzenlik. Burada da arkadaşlar diriden geliyor. Dirilik demem ne derim? Dirlik derim. Diri tutmak, düzenli tutmak etrafı anlamında kullanılır. O halde burada da bakın ünü düşmesi var. Bunlara dikkat.
Kimse sözcüğü kim isedir deriz değil mi? İse ekini getiririz. Kim ise. Bakın iyi düştü. Çağrı sözcüğü de çağırmaktan gelsin mi? Çağrıma kulak ver. Bak seni çağırıyorum anlamında. Çağırmak. Yaylımda yine aynı şekilde yaylım ateşe yayılımdan gelsin mi? Gelsin hocam. Kurak sözcüğü. Etraf kuraklaştı dedik. Kurudu değil mi güneşten? Kuru sözcüğünden gelsin mi bakın? Gelsin. Hemen U gitsin. Süprüntü. Bu da doğal olarak neyden gelsin? Süpürmekten gelsin. Ü düştü. Yalnız ve yanlış sözcüklerine dikkat arkadaşlar. Belki bazılarımız biliyordur tabii bunları. Kolay gelebilir. Ama bu örnekler çokça çıkıyor karşımıza. Vermek istedim. Yalnız sözcüğü bakın yazımına da dikkat. Yalından geliyor. Yalından yalnız olmuş. O halde ı düştü. Yalınız demem. Yanlış da yanılmaktan yanlış olur mu? Olur. Yanılırız. Yanlış yaparız. Burada da bakın. I harfi düştü. Lütfen bunlara dikkat edelim. Hemen devam edelim. Bir diğer ses olayımıza geçelim. Burada neler varmış? Ünsüz türemeleri varmış. Tıp kelimesini arkadaşlar. Ünsüz türemesinin diğer adı da bu arada neydi? İkizleşmesi ama her yerde de olmayacak. O yüzden diğer adını da pek yazmak istemedim. Şimdi tıp. Tıpı okudu. Ya da tıbbi gelişim. Tıbı gelişim böyle mi dersiniz? Normalde tıp ekine ı eki getirin. Bakın bir B daha türedi mi? Tıpı demeyiz, tıbbi deriz değil mi? Tıbbi gelişim deriz. O halde arkadaşlar bakın ikiz ünsüzler yan yana. Araya bir B daha girdi ünsüz türemesi. Ya da cet. Cetten gelir. Ceti mi deriz? Cettim çok işte örnek bir insandır dedim mesela. Bakın bir D daha girdi. Ceddi dedik bir D daha türedi. Rab kelimesinden gelir değil mi? Rabbim mi deriz? Rabbim mi deriz? Bakın Rabbim deriz. Araya bir B daha girdi. Zan kelimesi. Zanım mı deriz? Zannımca mı deriz? Bakın zannımca deriz. Bir N daha girdi araya. Evet şık. Doğru şıkı mı işaretledim dersiniz? Doğru. Bakın şık kelimesine I2 getirdim. Doğru şıkkı deriz. Bir K daha girdi. Zemmetmek. Zemmetmek mi dersiniz? Zemmetmek mi dersiniz? Zemmetmek deriz. Bakın bir B daha geldi. Sırılsıklam şırılçıplak sözcüklerine dikkat arkadaşlar. Bakın buradaki ses olayları çok 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 istisna. Şimdi pekiştirme harflerimiz neydi? Pırasam hatırlıyor muyuz? Pırasam. Yani P, R, S, M harflerine biz ne deriz? Pekiştirme harfi deriz. Peki bu pekiştirme harfi nereye geliyor hocam? Mesela yeşil sözcüğünü beraber pekiştirelim. Hemen önüne ne getirelim? Yemyeşil dersek daha da yeşil olduğunu göstermez mi? Bakın pekiştirdik. Yani ne demek istiyorum? Hocam şu yeşil kelimesi var ya, hemen önündeki harf o pırasam harflerinden biri olacak. Mesela sarı sözcüğünü de pekiştirelim. Ne deriz? Sapsarı deriz. Sözcük ne? Sarı. Yani sözcüğün hemen önündeki harf pırasam harflerinden biri olacak. Tamam. Mantık olarak sırılsıklam çırılçıplak. Sıklam. Normalde ben buna sır sıklam demem gerekmiyor mu bakın? Sözcüğün hemen önündeki harf R ya da çıplak. Normalde ben çır çıplak demem gerekmiyor muydu bakın benim? Hemen çıplak sözcüğünün önüne R'yi getirmem gerekmiyor muydu? PRSM'den biri. Evet hocam ama ne oldu? Sır sıklam demedim. Sırıl sıklam bak ünlüyle ünsüz türedi. I ünlüsü L ünsüzü türedi. Ya da çır çıplak demedim ne derim? Çırıl çıplak. I ünlüsü L ünsüzü ne oldu? Türedi. Lütfen buralara çokça dikkat edelim. Gözden kaçabilir. Evet hemen geçelim bir diğer ses olayımıza. Bakalım burada neler var. Ünsüz düşmesini soruyor bana. Hadi birazcık da ünsüzleri düşürelim. Adaş sözcüğü. Nereden gelir arkadaşlar? At. Aynı ada sahip demek değil mi? At kelimesine daş deş. Yapım eki gelmiş. Bakın bir D'si düşmüş. Addaş demem ne derim? Adaş derim bir ünsüzü düştü. Düşürdüm. Kaldırım. Kalktan gelmez mi? Kaldır şunu deriz. Kalktır mı deriz? Kaldır mı deriz? Kaldırım da aynı şekildedir. Kalktır bunun kökü. Bakın K ünsüzü düştü. Ya da sağlıcakla kal deriz. Bunun kökünü sorarsam size sağlıcaklanın. Doğal olarak sağlık demez miyiz deriz. Sağlıklı kal, mutlu kal, huzurlu kal. Sağlık. Bakın K harfinin de düştüğünü gördüm. Gülücük. Normalde arkadaşlar burada hocam gül kelimesine cık cık eki gelmiş. İşte ünlü türemesi yok mu diyebilirsiniz bana. Gül kelimesine cık eki geldi. Gülcük demem. Gülücük derim. Ünlü türemesi var gibi durmuyor mu? Duruyor. Ama arkadaşlar bakın gülmekten şöyle ekine kökünü ayıralım. Gülmekten gülüş.
Gülüşten gülüşlük olmuş. Gülmek fiil kökü. Gülmekten gülüş. Fiilden fiil yapım eki. Yine bakın fiilden isim yapım eki oldu. Gördünüz mü arkadaşlar? Dolayısıyla gülüşçük demem ne derim? Gülücük derim. E nerede ş harfi? Bakın düştü. İşte buna dikkat. Aynı mantık. Öpücük öpmekten öpüş dersen bakın ş harfi ne oldu? Gitti. Yok ortada. Ünsüz düşmesi gerçekleşti. Rast gelsin deriz değil mi? Rast gelsin. Rast gele. Bakın nerede T harfi yok? Düştü hocam. Buna da dikkat. Yeşer diye dikkat arkadaşlar. Bakın yine söylüyorum. Daha önce de söyledim. Yeşilden gelir. Yeşil ermek. Bakın İ ünlüsü düştü. Ünlü ve ünsüz düşmesi var. L ünsüzü de ne oldu? Düştü. Seyreldi. E bu da seyrekten gelsin mi? Gelsin. Yükseldi, alçaldı gibi örneklere çok dikkat. Normalde arkadaşlar mesela seyrek kelimesine d diye ki getirin seyrekli demeyiz. Ne deriz? Tamam seyreldi deriz. Ama şöyle bir yanılgı içerisinde olabilirsiniz. Hocam şimdi siz ünsüz düşmesi diyorsunuz da sanki burada K harfi L'ye dönüşmüş gibi durmuyor mu diyebilirsiniz. Seyreldi oldu. K L'ye dönüştü gibi durur. Ama ÖSYM diyor ki kardeşim çok da karıştırma. Sen şu sözcüğe bak seyreldi sözcüğüne. Köküne seyrek tamam. E nerede K harfi? Düşmüş mü düşmüş. Sen buna ünsüz düşmesi de geç diyor. Yani KL değişimi diye bir ses olayı yok ortada. O yüzden çok da karıştırma. Seyreldi, yükseldi, alçaldı gibi sözcüklerde. Köküne bak. Düşmüş mü K ünsüzü? Düşmüş. Tamam. Ünsüz düşmesi de geç. Evet. Bu muhabbet de bu şekilde arkadaşlar. Hemen geçelim bir diğer ses olayımıza. Ünsüz sertleşmesi diye bir muhabbetimiz var bizim bir de. Diğer adı neydi? Ünsüz benzeşmesi. Evet. Hemen önce bir basit örnek vereyim. Ünsüz benzeşmesinde neydi kural arkadaşlar? Mesela kitap sözcüğünü buraya yazdım. Cıcı eki getirelim. Yapım eki. Kitaptan kitapçı olmuş. P diyor ki kardeşim ben fıstıkçı şabın içerisinde varım. Var mı P fıstıkçı şabın içerisinde? Var hocam. Yanındaki C'ye diyor ki komşuya gidiyoruz. Hani matematikteki gibi vardı ya toplama işlemlerinde, ondalık işlemlerde falan komşuya gidiyoruz. Bir birlik alırız. Türkçede de var. Bizim ne eksiğimiz var? Ve gidelim. Komşuya gidelim. Diyelim ki P desin ki kardeşim ben fıstıkçı Şahap'ta varım. Sen de bana benze. Sen de fıstıkçı Şahap'ta olan bir harfe dön. Çünkü sen C harfisin. Sen fıstıkçı Şahap'ta yoksun diyor. Değil mi? Üzümüm. Sen de bana bakarak karar diyor. Ş'de bu benzeşme teklifini kabul ediyor mu? P'nin çıkma teklifini kabul ediyor mu? Ediyor tabii ki de. Dolayısıyla platonik aşk yok burada arkadaşlar. İkisi de artık birbirine benzeyecek. Çıkma teklifini kabul edecek. Kitaptan kitapçı oldu. Bakın P'de fıstıkçı Şahap'ta var. Artık Ç'de fıstıkçı Şahap'ta var. Bakın işte ünsüz benzeşmesi oldu. Diğer adıyla ünsüz sertleşmesi. Bu fıstıklı Şahap'lara sert ünsüz diyoruz ya. Oradan geliyor. Benzeşme, sertleşme aynı. E hadi geçelim. Mantığını oturttuk arkadaşlar. Taraf kelimesi. Bakın bu gözden kaçabilir. Dar der ekidir. F fıstıklı Şahap'ta var. Dar ekidir arkadaşlar. D yok. Sen de bana benze dedi bu D'ye. Benzedi mi? Bakın artık ikisi de fıstıkçı Şahap'ta var. Yine devam edelim. Mesela etki. Etmek. T fıstıkçı Şahap'ta var. Gıgı ekidir bu. Yanındaki G'ye ne dedi? Sen de bana benze dedi. Fıstıkçı Şahap'ta olan bir harfe dön dedi. O da çıkma teklifini kabul etti. Etki oldu. Bitmek arkadaşlar gördünüz mü? Bitmek. Bitki dedik. T yine ne dedi G'ye? Hadi kardeşim dedi. Sen de bana benze dedi. G, K oldu bakın bitki oldu. Seçkin, bu gıngin, kıki eklerine dikkat arkadaşlar. Gözden kaçabiliyor. Cı cı falan biraz daha rahat görülüyor da. Mesela seç, seçkin. Ç fıstıkçı Şahap'ta var. G'ye teklif etti. Bana benze dedi. K'ye dönüştü bakın. Ünsüz benzeşmesi var. Unutkan. Gangen eki bakın. Unutkan olması lazım normalde. T fıstıkçı Şahap'ta var. Yanındaki G'ye sen de bana benze diyor. K'ye döndü. Bakın artık ikisi de fıstıkçı Şahap'ta var. Katkı. Bakın gıgı eki. T fıstıkçı Şahap'ta var. G'ye ne diyor? Sen de bana benze diyor. O da bu teklifi kabul ediyor. Bakın K, T ikisi de artık fıstıkçı Şahap'ta var. Yurttaş eki bakın. Daştaş eki. D'ye teklifini yaptı T. İkisi de artık fıstıkçı Şahap'ta var. Ses deş yine aynı muhabbet arkadaşlar. S fıstıkçı Şahap'ta var. D'ye dedi sen de bana benze. Bakın artık ikisi de fıstıkçı Şahap'ta var. Çalışkan bakın burada da gangen eki var. Ş fıstıkçı Şahap'ta var. G'ye sen de bana benze dedi. O da bunu kabul etti.
Artık bakın ikisi de fıstıklı şahapta oldu. Ünsüz benzeşmesi gerçekleşti. Lütfen arkadaşlar buralara da dikkat edelim. Ve artık geçelim diğer vereceğim son ses olayına. Ünsüz yumuşaması. Ünsüz yumuşaması da neydi arkadaşlar? PCTK ile biten bir sözcük. Yine kitabı örnek olarak vereyim. Ünlüyle başlayan ek alacak. Bu PCTK'den biri neye dönüşecek? BCDG yumuşak Y'den birine dönüşecek. Kitabı dedim. Bakın BCDG yumuşak Y'den birine döndü mü? Döndü hocam. Buna ne dedik? Ünsüz yumuşaması dedik. Tamam, bu basit örnek. Bunları görebiliriz. Hadi bakalım biraz daha zorlaştıralım. Gözümüzden kaçabilecek örneklere bakalım. Şimdi adım attı. Adım sözcüğünün, hani benim adım ne demiyorum, oraya dikkat, cümlenin de tamamını okuyun. Şimdi ben buraya adım dersin. Tamam, hemen soruda görüp işaretlersin. İsmail Hoca böyle demişti dersin. Suçu da bana atarsın. Hayır, aman dikkat. Cümlenin tamamını okuyacağız arkadaşlar. Üşenmek yok. Cümlelerin tamamını okuyacağız. Benim adım İsmail dersen burada zaten kökü attır. Dolayısıyla orada bir olay yoktur. Ama adım attı dersek bunun kökü ne? Atmak. Atmaktan ne oldu? Adım oldu. Kökü atmak. Fiil kökü atmaktan adım oldu. Fiilden isim yapım eki oldu. Baktığımızda kurala da uyuyor mu? At arkadaşlar. PCTK ile bitti. Ünlüyle başlayan ek aldı. BCDG yumuşak Y'den birine döndü mü? Bakın D'ye dönüştü. Döndü. Alın size ünsüz yumuşaması. Ünsüz yumuşamasının diğer adı da neydi hatırlıyor musunuz? Ünsüz değişimi. Bakın aklınızda kalsın. Yumuşaklar değişiyor. Değişenlere dikkat. Yumuşaklar değişiyor. Daha fazla detay vermeyeceğim. Espriyi anlayanlar online'dır diye umuyorum. Devam edelim. Bir yudum su. Şimdi kökü ne? Yutmak. Bakın yine aynı muhabbet. PCTK ile bitti. Ünlüyle başlayan ek aldı. Bu neye döndü? BCDG yumuşak Y'den birine döndü. Bakın D'ye döndü. Buralara da dikkat. Yedek arkadaşlar. Yetmekten gelsin mi? Yetmekten gelsin. Bakın PCTK ile bitti. Ünlüyle başlayan ek aldı. Neye dönüştü? BCDG yumuşak Y'den birine dönüştü. Bakın şuna dikkat. Bu da gözden kaçabilir. Bir de cümle içerisinde yazdım bakın. Saçların ağarmış. Buraya dikkat. Mesela burada su akıyor demedim. Akıyor. Burada bir şey yok. Su akıyor. Burada hiçbir ses olayı yok. O yüzden cümle içerisinde verdim, buna dikkat. Su akıyor dersek bir şey yok. Ama saçların akarmış dersem. Bu aktan gelmez mi? Saçların ağarmış dersek. Saçının kırmızıya mı döndüğünü anlıyoruz. Neye döndüğünü anlıyoruz arkadaşlar? Tabii ki de beyaza döndüğünü anlıyoruz. O halde bakarsak beyazlamış anlamında akarmış. Yani saçların beyazlamış. Ak. İsim kökü akmak değil. Mesela burada fiil kökü ak, burada beyazmak diyemem ya. O yüzden isim kökü aktan akarmak, ağarmak. İsimden fiil yapım eki mış da kip eki değil mi? Zaman eki. Duyulan geçmiş zaman eki. Dolayısıyla PCTK ile biten bir sözcük. Ünlüyle başlayan ekini aldım hocam. Aldı. Neye döndü bu? BCDG yumuşak Y'den birine döndü mü? Bakın yumuşak Y'ye döndü. Burada da yumuşama var. Bakın gidiyor. Burada da sanki bir şey yok gibi duruyor. Ama dikkat, kökü ne? Git. Burada bakın. T, PCTK ile bitti. Ünlüyle başlayan ek kaldı. BCDG'den birine dönüştü. Dikkat. Çoğu. Çoğu bu soruyu anladım dedim mesela. Kökü ne? Çok. Mesela bu biraz daha görülebilir sanki. PCTK ile bitip ünlüyle başlayan ek kaldı. BCDG yumuşak Y'den birine döndü. Ahengi arkadaşlar, buna da dikkat edelim. Ahenktir. Yine bakın PCTK ile bitip ünlüyle başlayan ek kaldı. BCDG yumuşak Y'den birine döndü. Evet arkadaşlar, ses olaylarındaki zor kelimeler işte bunlar. Özellikle normal şekilde siz dersinize çalışın. Daha sonra hani bir ustalık eseri mi olsun bu da derseniz işte örnekler burada. Bu örnekleri kaçırmayın. Olur ki ÖSYM çok zorlamak ister. Eleyiciliği artırmak ister. Ve siz de ne yapın? Bu örnekleri başararak bir adım öne geçin derim. Evet. Artık arkadaşlar dersimizi burada bitirelim. Bir başka dersimizde daha görüşmek üzere. Hoşça kalın.